Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün en pratik yöntemle ıspanaklı rulo börek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir bu videomda sizlerle paylaşacağım inşallah. Burada görmüş olduğunuz gibi bol suda yıkamış olduğum 500 gramlık ıspanağım var. Kesinlikle ıspanağınızı sirkeli suda bekletin. Doğranmış ıspanaklarımızın üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Orta boyda küp küp doğramış olduğum soğanlarımızı da ekleyelim ve güzel bir şekilde harmanlayalım. Ispanağımızı güzel bir şekilde harmanladıktan sonra suyunu avucumuzla sıkalım. Ayrı bir kaseye sıkmış olduğumuz ıspanaklarımızı alalım. Ispanaklı harcımızın üzerine bir kase dolusu lor peynirini ilave edelim. Tabi siz dilerseniz sadece ıspanaktan da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir çay kaşığı pul biber. Bu karışımları bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Ispanaklı iç harcımız hazır. Bunu bir köşeye alalım. Böreğimizin sosu için bir kasenin içerisine bir adet yumurtamızı alalım. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı kabartma tuzunu ilave edelim mi? Pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpalım. Sosumuz da hazır arkadaşlar. Bunu da bir köşeye alalım. Tezgahımıza bir adet hazır yufkamızı serelim. Hazırlamış olduğumuz sostan 2 yemek kaşığı sadece bir tarafına dökelim arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla sosumuzu yufkamıza sürelim. Yufkamızın diğer yarısını sos sürdüğümüz tarafa doğru kapatalım ve D şeklini verelim. Ispanaklı harcımızı yufkamıza uzunlamasına doğru yerleştirelim. Yufkamızı sıkı bir şekilde rulo yaparak saralım. Bir cetvel yardımıyla uzunlamasına rulo yapmış olduğumuz böreğimizi 10'ar santim boyunda keselim. Tabi siz dilerseniz göz kararı kesebilirsiniz. Dilimleri ayırmış olduğumuz böreğimizi yağlamış olduğumuz borcamımıza sırasıyla dizelim. En son kalan sosumuzu yufkalarımızın üzerine dökelim ve bir fırça yardımıyla sürelim. Böreklerimizin üzerine bolca susam serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerimiz nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ispanaklı rulo böreklerin pişti. Fırından çıkardıktan sonra kesinlikle 15 dakika boyunca dinlenmesi için tezgahınızda bekletin. Yumuşacık olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok şimdiden çok lezzetli gözüküyor. Porsiyonluk halinde yapmış olduğumuz böreğimin içerisini sizlere göstermek istiyorum.
Benimki bu arada hala sıcak arkadaşlar. Mutlaka siz böreğinizi dinlendirin. Gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Siz ıspanak yerine kıyma, peynir ya da patates de kullanabilirsiniz. Akşamdan yapıp böreğinizi buzdolabında saklayıp sabah da pişirebilirsiniz kahvaltı için. Çok pratik bir börek tarifiydi. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde yaparsınız. Bu tarifin de sonuna geldim. Yepyeni tariflerle yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.